Merhaba. Bu sabunla ilgili bir video. Sabun, güçlü bir alkali çözeltisiyle ve yağların işlenmesiyle yapılır. Babiller yaklaşık 5000 sene öncesinde kül ve bitki yağlarını kullanarak sabun üretmesini biliyorlardı. Günümüzde sabun çok alıştığımız bir şey. Fakat sabun nedir? Sabunun nesi özel ve nasıl çalışır diye düşündünüz mü? Hadi, gelin öğrenelim. Neden sabuna ihtiyaç duyuyoruz ki? Bunun cevabı çok açık. Kirleri temizlemek için. Peki kir nedir ve neden sadece su kullanarak temizleyemiyoruz? <laughs> Oldukça güzel bir soru. Bunun nedenini anlamak için öncelikle biraz kimya konularına değinmemiz lazım. Renkli tuz gibi bir maddeyi alıp su gibi bir sıvıda çözünmesini sağlayalım. Bu durumda maddenin ismi çözünen, sıvının ismi de çözücü oluyor. Oluşan karışıma da çözelti diyoruz. Hemen her madde polar ya da apolar sınıfına girer. Su polar bir çözücüdür. Ve içinde çözünebilen her şey de polar çözünendir. Yağ gibi pek çok maddede apolar çözücülerdendir. Ve içlerinde çözünen tüm maddelerde apolar çözünendir. Sorun şu ki su ve yağ birbiriyle karışmaz. İstediğiniz kadar karıştırın, çözünmezler. Polar çözünen sadece polar çözücüde çözünür. Apolar çözünen de sadece apolar çözücüde çözünür. Yani benzer Benzeri çözer. Çözüneni yanlış çözücüde çözmeye çalışırsak ne oluyor? Bir bakalım. Polar çözücü olarak biraz su kullanıyorum. İyi bir apolar çözücü için bir kimyagerden biraz yardım isteyeceğiz. Heksan kullanacağız. Heksan 6 tane karbon atomuna sahip bir karbonlu hidrojendir. Suya çok benziyor fakat uçucu ve yanıcıdır ve dikkatle kullanılması gerekir. Renkli tuzla suyu karıştırdığımızda ne oldu hep beraber gördük. Tuz suda çözündü çünkü tuz polar çözünen grubundandır ve suda polar çözücüdür. Şimdi bu deneyi farklı çözücü ve çözünenle tekrar uygulayacağız. Bu sefer su yerine heksan kullanacağız. Tuz polar çözünendir, heksansa apolar çözücü. Evet, tahmin ettiğimiz gibi tuz heksanın içinde çözünmedi ve beherin dibine çöktü. Şimdi aynı şeyi tekrar deneyeceğiz. Bu sefer tavanızda sık sık kullandığınız bir apolar çözünen kullanacağız. Tereyağı ve tahmin ettiğimiz gibi tereyağı suda çözünmedi. Şimdi tıpkı tuzla yaptığımız gibi apolar çözüneni heksanın içine atıyoruz. Evet, tahmin ettiğimiz üzere tereyağı heksanın içinde çözündü. Çözünen ve çözücülerimizi karıştırdığımızda olmasını beklediğimiz gibi tuz sadece suda, tereyağı da sadece heksanda çözünür. Benzer benzeri çözer. O zaman kirli tavamızı sıcak su kullanarak neden temizleyemiyoruz? Eh, cevabını muhtemelen tahmin ettiniz. Kirlerin çoğu yağ esaslıdır. Su da tıpkı ördeğin gagasından aktığı gibi tavadaki yağın üstünden akar gider. İşte tam da burada sabun imdadımıza yetişiyor. Sabun molekülünde uzun apolar bir kuyruk ve kısa polar baş bulunur. Tavanızdaki yağ apolardır, o yüzden de onu suyla yıkamaya çalışmak boşunadır. Yağın üstüne sabun sürersek, sabun molekülündeki apolar kuyruk misel çift katman oluşturmuş kirlere tutunur. Karışma su eklediğimizde sabun molekülünün polar başı suya tutunur. Sabun su ve kirin arasında bir köprü vazifesi görür. Oluşan sıvı karışımının adı emülsiyondur. Artık oluşan emülsiyonu rahatlıkla suyla yıkayabiliriz. Hmm, bana oldukça temiz geldi. Hadi şimdi bunu test edelim. Ne duruyoruz? Sizce 5000 yıllık bu teknoloji arabada gördüğünüz bu kiri temizlememize yardımcı olabilir mi? E hadi görelim o zaman.